Burada ben şaşkınlıkla Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı takip ediyorum. Kusura bakmayın, arada gidip geliyorum. Evet. Çünkü çok acayip bir konuşma yapıyor şu anda. Bir videosu var. Onu hazır mı videosu? Hazır herhalde. Bir izleyelim. Devlet Bahçeli şu an Devlet Abdullah Öcalan'a meclise gelip açıklama yapmasını teklif ediyor. Ne? Devlet Bahçeli dedi ki, hemen kendi şeyini okuyorum, yani inanılmaz bir şey. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM parti grubu toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse umut hakkından yararlanmasın, önü ardına kadar açılsın. Şaka herhalde ya. Adres İmralı'dan, bir dakika bir okuyayım, bitireyim. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu sorun ülke gündeminden tamamen çıkarılsın, Hodri Meydan buna varız. İnanılmaz bir açılım yani bu. Şu an kadar yani ama şu an kadar çözüm süreçlerinde yapılmamış bir açılım bu. Ya Devlet Bahçeli gerçekten hacklendiğini düşünüyorum ben. Şöyle açılım ama sınırı hiçbir şekilde esnemiyor. Yani silah bırakılması siyasi olarak, geçen hafta konuştuğumuz gibi yani, Kürt meselesinin siyasi olarak bitmesi isteniyor. Bunun karşılığında eğer bir kişi hapisten çıkacak falan, bu ne ki devlet için? Öcalan hapisten çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Yani bunlar bir devletin ödeyeceği zaman üzerinde düşüneceği bedeller değil. Bir bakalım mı Metin abi? Gözlerimizle de görecek, kulaklarımız olur. Şöyle yani. Olabilir. Şimdi hani ses taklidi yapılarak video falan yapılıyor ya. Bence bu yok. Ama bak tamamen, bu zaten buraya doğru gidiyordu ama buraya varabileceğini, ben hükümetin, bu aşamada varabileceğini düşünmemiştim. Şu andaki yani devlet mantığının çok doğal bir uzantısı bu bence yani. Ya gerçekten bence hakkını Devlet Bahçeli'nin artık. Yok Devlet Bahçeli'nin rüyasına aksakallı dediler girdi ve korkuttu Devlet Bahçeli'yi. Başka hiçbir şey, bir bakalım. Bu çok... İkinci hüküm cümlem şöyledir. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Bir dakika, o konuşmayı sonunu dinle. Bitti mi? Tamam. Şimdi konuşabiliriz. Yani Öcalan'ın yapamayacağı ya da Kürt hareketinin yapamayacağı bir şeyi istiyor. Ve onun eğer yapamaz ise de o zaman bunlar terörle işbirliği içindedir cümlesini kullanma hakkını, meşruiyetini şimdiden elinde tutmak istiyor. Yani burada çok sert, birbiriyle hiç yani hani değmeyen, birbirinden tamamen uzak iki büyük alternatif arasına sıkıştırıyor Kürt hareketini. Ve Kürt hareketinin de buna evet deme ihtimali bence yok. Yani Öcalan gelecek burada, PKK lağvedilmiştir falan zaten. Yani dese ne olur, demese ne olur. Çünkü Öcalan'ın demesiyle ben PKK'nın lağv olacağını da artık herhalde yani düşünmüyoruz yani. Ben hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. PKK kendi başına bir özne. Öcalan ayrı bir özne. Demirtaş ayrı bir özne. DEM Parti ayrı bir özne. Ve bu özneler birbirine baskı kurarak herhangi bir şey yaptırtma yeteneğine sahip değiller bence şu andan sonra. O yüzden de Bahçeli'nin bu söylediği biraz aslında... Yürümez mi yani? Şey yaramaz mı? Yani bu Bahçeli'nin yaptığı şey, biz bunu yapmıştık demek için bir ama bu sebep. Ama çok yine de büyük bir şey değil mi? Yani biraz... Ama olmayacak kadar. Evet, çünkü biraz çok şaşkınlığımız yaşayabilir miyiz? Hayır, çünkü... Ben şu an hala kendim... Oy almıyor zaten. Olmayacak diyor. Şöyle bir şey. Çünkü eğer şimdi büyük bir şey... Aynı zamanda gerçek. Bir kere daha Elif için izleyebilir miyiz video? Bir daha bakabilir miyiz Etin abi? Hakikaten ya mi? Vallahi bile. Ya bence. Bizim gerçekten. Ben şu anda gerçekten acayip bir şey bu. Ya Devlet Bahçeli'den bahsediyoruz. Nasıl şaşırmazsınız? Diyor. Devlet Bahçeli'den çünkü Devlet Bahçeli gerçekçi bir şey söyleseydi şaşıracaktık. Ama bu gerçekçi değil. Olmaz yani. Tamam, gerçekçi. Umut hakkından bahsediyor. Gerçekçi değil. Umut hakkından bahsediyor. Evet. Buyurun gelin yapalım. Ama sırf Öcalan çevresinde yapılmış olan bir önerme ve gerçekçi, o yüzden gerçekçi değil. Peki tamam, Öcalan böyle bir çağrı yapsa, yani diyelim ki umut hakkı kullanıldı, Öcalan dışarı çıktı, meclise değil de bir yerden dedi ki şöyle ben hani bu biz de örgüt olarak artık siyasi mücadele vereceğiz dese işe yaramaz mı?
Yani işe yaramaz derken PKK üzerinde çok bir etkisi olacağını sanmıyorum ben. Aslında Öcalan da bunu öyle bir şekilde söyler ki PKK'nın bunu kabul etmeyeceği satır arasında vardır. İkinci, fakat bunun çok yani, büyük bir adım olmaz ikinci, mı böyle bir adım? Yani şu anda Öcalan'a verilen bu adım. Yani Öcalan'ın bırakılması çözüm sürecinde bile hani böyle tam olarak konuşulmuyor. Şöyle diyelim. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Öcalan tecriti kalksın. İsterse meclise gelsin ve konuşsun. Nokta. Deseydi. Ha, o zaman büyük bir açılımdı bu. Ama şimdi ne diyeceğini söylüyor. Bu öyle değil. Ama bu anlaşmanın gereği böyle bu, olmaz. Bu olabilirliğin sınırını aşıyor. Ama bu bile yani ne söyleyeceğini söyle düne kadar ip uzatıyordu. Terörist AK Parti yapmadığını bırakmadı. Onlar, Elifciğim bunlar aynı şey. İkisi madalyon iki yüzü aynı şey. İp uzatmayla şimdi gel terör bitti de lafları ikisi aynı şey. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten. Ama yine de muhatap alıyor. Bu bir yani, tarihi çağrı. Bu muhatap alıyor. Hiçbir şekilde muhatap almazdı. Diyelim, büyük değil de tarihi diyelim bence. Yani şu teklifi AK Parti var? Yapsaydı, DEM Erdoğan yapsaydı demiyor. Ne yapardı? Bence DEM Parti demiyor arkadaşlar. Alt yazı şöyle. Bahçeli doğrudan, hani biz niye Bahçeli'yi sansürleyelim ki doğrudan Bahçeli'den Öcalan'a tarihi çağrı diyor. Yani Bahçeli bunu söyledi. Evet. Yani korkmamıza gerek yok. Bahçeli için, bir şey yani şöyle söyleyeyim. Bahçeli için tarihi olabilir. Onun kendi tarihi var. Ama Kürt meselesi açısından bakıldığı zaman ve siyasi analiz yapılacaksa Bahçeli'nin bu söylediği laf mesela geçen gün Mehmet Uçum'un söylediğinden çok farklı değil. Eğer terörden uzaklaşmazsanız, bırakmazsanız hukuk yolunu çizecektir, yapacaktır diyor. Yani ben partiyi kapatırım diyor. Peki şöyle yorumlayabilir miyiz bunu? Yani Devlet Bahçeli'nin şu anda bu çağrıyı herhalde dün arkadaşlarıyla konuşurken da işte yaptığı işte konuşmamda böyle bir cümle olsun zaten yapamazlar diye değil de acaba zaten devam eden Öcalan'la yapılan zaten hani sinyalleri verildi zaten böyle bir görüşme oldu anlaşıldı. Kimse de inkar etmedi bunu doğru düzgün yani hı hı. İşte çözüm süreci yok deniyor, müzakere yok deniyor ama yani kimse Öcalan'la asla kimse hiçbir şey görüşmüyor demiyor. Yani görüşüldü belli. Acaba o görüşmelerde bir yere gelindi yani hatta PKK meselesine de gelindi ve Devlet Bahçeli de bunu artık hani ilan eden kişi de Devlet Bahçeli mi oluyor acaba? Yani hani Öcalan dendi ki tamam sen bu zaten PKK ile görüşüldüğü de yazıldı. Mesela bu bence bunu okuduğumda ben Amber'in zamanın PKK ile de Öcalan görüştürüldüğü haberinin doğru olabileceğini düşünüyorum artık. Yani çünkü bu artık çok hani son aşaması mı acaba gördüğümüz şey? Ama onun devamında örgütle Öcalan arasında tam bir fikir birliği oluşmadığı da var. Normal olarak da öyle olmasın. Şimdi Rojava diye bir olay var. Evet. Orada PYD yerleşmiş durumda. Bir tür devletimsi yapı kurma şansı ilk defa elde edilmiş. Ve PKK'nın da şu andaki Orta Doğu dünyasında çok yönlü ilişkileri var. Amerika'sı, Rusya'sı, İsrail'i, İran'ı vesairesi. Esad. Değil mi? Şimdi bütün bunlardan vazgeçmesinin tarihsel bedeli nedir? Yani karşısında bunlar ne kazanmış olacaklar? Bir kazanç var mı? Şu anda PKK açısından düşünelim biz de ya da Öcalan'ın kendisi açısından düşünelim. Ne kazanmış olacak? Dışarı çıkacak. Çok istediği bir şey olduğundan emin değilim Öcalan'ın bu noktadan sonra. Çünkü şu anda içeride çok daha güçlü. Yani bir aktör. Hapisteyken bir aktör. Dışarı çıktığı zaman ne tarafa meyledeceği, nasıl kullanılacağı, nasıl... Nelerle muhatap olacağını bilmiyor. Kürt siyasetinin genelinde de aslında Öcalan'ın çok ortalıkta dolaşmasını istemeyenlerin sayısı çoktur muhtemelen. Çünkü yeni bir dönemi istiyorlar, yeni bir döneme geçiş istiyorlar. Demirtaş üzerinden mesela bir siyaset arayışı var falan filan. Böyle bir durumda Yıldıray'ın dediğini varsayalım, kabul edelim ki mesela Öcalan gerçekten de buna ikna olmuş ve oraya kadar gelmiş bu konuşmalar. Diyelim ki gelecek ve mecliste DEM grubuna böyle bir konuşma yapacak. Öcalan reddeder mi böyle bir şeyi? Öcalan bunun ne anlama geldiğini diğer Kürt muhataplarla görüşmeden böyle bir şey yapmaz. Ne anlama geleceği belirlendiği andan itibaren ise yaptığı şeyin görünürdeki anlamı önemliliğini yitirir. Ya Ethem abi 2019 yerel seçimlerde
Öcalan'a mektup yazdırılırken, iktidar bunu isterken Cumhur İttifakı, Öcalan bu mektup, bu çağrı yaparken Kürt muhataplarıyla konuşarak analiz mi yaptı? Ne istiyorlar? Evet, öyle yaptı. Bence öyle yaptı. Nasıl ya? Yani? Şöyle bir şey var. PKK'lılarla konuşursanız, hani eski vesaire, Öcalan'la PKK arasında bir dil var. Bizim okuduğumuz metinlerin satır aralarında geçen onların kendi kullandıkları mesajlar var. Doğal olarak. Ve onlar birbirlerini anlıyorlar. Öcalan da bunu söyledi bir iki sefer. Onlar beni anlıyor, ben onları anlıyorum. Ve onlara bir hareket alanı bırakmayan eylemlere girişmez Öcalan. Çünkü o zaman lider olmaktan da çıkar açıkçası. Bütün bu unsurlara, DEM Parti'ye, belki Demirtaş'a bile, onu bilmiyoruz, göreceğiz onu, ama PKK'ya özellikle hareket alanı bırakan şekilde davranacaktır. Peki burada, ama bu şey, şimdi bu çağrı şunu sağlıyor ama. Ortada bir durum var, bir mesele var, yok olmuyor, hı hı, ve üzerine gidilebilir. Evet. Yani Kürtler buna bir cevap verebilir, Öcalan açıkça bir cevap verebilir, Kürt hareketi bastırabilir. Öcalan'ın cevabını duymak istiyoruz. Peki burada Öcalan için böyle bir çağrıyı Devlet Bahçeli'ye yaptırtmak, yani Öcalan'ı bir bu, yani bu DEM Parti'nin, herkesin bildiği gerçeği aslında aşikar ediyor. Diyor ki bu DEM Parti dediğin, PKK dediğin böyle bir hareket var ve bunun lideri Öcalan, bu da hapiste ve bunun teslim ediyoruz, gelsin. Tecrit kelimesini kullanıyor bir de, bu da bence ilginç. Hı hı. Yani bu çünkü aslında PKK terminolojisi bu. Aynen. Onlara konuşuyor çünkü. Onlar, evet, aynen öyle yapıyor. Bu yani Devlet Bahçeli'ye bunu yaptırtmış olmak müthiş bir başarı değil mi onlar açısından baktığınızda? Yani bu da tatmin edici bir şey değil mi? Yani bu yeni bir dönemin başlaması için Kürtler, önemli başlangıç anı. Kürtler şöyle düşünecektir. Şimdi devlet bizimle konuşuyor. Hmm. Ve devlet de tahmin ettiğimiz gibi diyeceklerdir, çok demokratik bir devlet değil. Ve dolayısıyla sınırları çizerek bize bizi bir yere sıkıştırmak istiyor. Ama şunu da düşünmesi lazım Kürt hareketinin. Acaba biz siyaset yaparak bu sıkışmışlığı aşabilir miyiz? Açabilir miyiz? Dolayısıyla bir imkan veriyor Kürt siyasetine. Aşabilirler mi? Aşabilirler tabii. Çok Türkiye için çok ileri bir şey olur. Aşabilirler. Burada. Yani bu değişmesi, sıfır ihtimal olan bir şey değil. Burada ne kadar her ne kadar, yani devletin bence çok, yani bana çok, onların dünyasında, onların zihin dünyasında çok makul bir çıkış bu. Ve dediğim gibi sınırlayıcı bir çıkış. Ama bir kere siz bu yola çıktığınız zaman bunun nereye varacağını kontrol edemeyebilirsiniz devlet olarak da. Bu zikzaklı bir yol olacak, çetrefilli bir yol olacak. Ve giderek yol yürüdükçe topluma mal olacak. Toplum tartışmaya başlayacak. Medyasıyla, üniversiteleriyle, akademik çevreleriyle, sivil toplumuyla vesaire. Bu tartışma işin rengini değiştirebilir, yeni nüanslar getirebilir. Dolayısıyla burada gerçek bir imkan, yani ciddi bir durum, hani geçen hafta da konuşacak, ciddi bir durum var. Ya çok ciddi bir durum. Ama devlette de çok böyle iyimser ve romantik şeyler atfetmemek lazım. Çünkü şu anda ya devletin istediği çok açık olarak bir şey var. 2016'dan sonra yeni bir rejim gelmiş, yeni bir sistem gelmiş, kurumlar yeniden yapılanmış, devlet aktörleriyle siyasi aktörler hemhal olmuş, iç içe geçmiş, yepyeni bir makbul kimlik üretilmiş, yepyeni bir dış politika ortaya çıkartılmış, daha müdahil bir Türkiye isteniyor. Fikri sorulmadan hiçbir şeyin yapılamadığı bir çevre, coğrafya isteniyor. Ve bütün bunların içinde de Kürt meselesinin de kapatılıp siyaseten bir kenara konması ve sadece kültürel, sosyal bir mesele olarak sıradanlaşması isteniyor. Bunun için bir hamle yapılıyor. Bu devlet açısından baktığınız zaman çok rasyonel bir durum. Ve hızlı gidiyor sanki, değil mi? Evet, ama bu Kürtlere yeter mi sorusu var. Şimdi Türk cenahından baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Eğer Kürtlere yeterse o zaman olur. Ama Kürtlere yeter mi? Kürtler karar verecek. Ve şu andaki dil sadece bir başlangıç dili. Dediğim gibi eğer sen Öcalan'ı sınırlamazsan gerçek konuşma o zamandır.
Ama sen ben Öcalan'ı bırakırım ama gelip burada bunu söylerse ancak bırakırım diyorsan o Öcalan'ın bırakılması değildir. Anlatabiliyor muyum? Burada bu belirli bir devlet siyasetine alet etmektir aslında ama bir tarafta Öcalan'ı. Başka ama mantıklı. Nasıl yapacak? Hayır. Başka türlü. Hayır. Söylüyorum netice, işte. Netice Öcalan çıkacak mı? Öcalan'la şöyle diyelim bak. Yıldıray'ın varsayımından gidelim. Diyelim ki devlet ve Öcalan sonuna kadar anlaştılar ve konuştular ve karşılıklı bir güven mekanizması kurdular. O zaman Öcalan şunu talep edecektir. Tecriti kaldırın ve benim sözümü serbest bırakın. Çünkü öbür türlü seni serbest bırakırız ama sadece şu cümleyi söylersen derlerse Öcalan ben burada hapiste kalayım der. Ama zaten mektup konuşmuşlardır yazdı. Onunla zaten. Yani bunu şu anda Devlet Bahçeli üzerinden konuşmuyorlardır herhalde. Ama yani abi, bunu göreceğiz şimdi. 2019'da mektup yazan Bahçeli bunu söyler mi? Şu anda bu teklifi doğrudan Devlet Bahçeli'nin şu anda meclisten Öcalan'ı yaptığını herhalde düşünemeyiz. Bu zaten orada konuşulmuş bir şey olmalı ki Devlet Bahçeli ama bunu şöyle, topluma anlatıyor aslında. Şöyle konuşulmuş, anlaşmaya varılamamış bir nokta olma ihtimali daha ama kuvvetli. Ama anlaşılamadıysa Devlet Bahçeli bu riski niye alsın? Çünkü risk almıyor. Şu anda kötü değil mi onun göründüğü kendi milliyetçi çevrelerde? Değil. Devlet bu. Devletin ihtiyacı olanı yapan bir insan Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin kendine ait bir ideolojik pozisyonu yok aslında devlet olmasaydı. Devlete yamanmış olduğu için, devlete paralel gittiği için bir ideolojik fonksiyonu var ve yaptığı her şey devlet için yapılıyor. Bana sanki PR çözüm sürecinin topluma anlatılma PR faaliyeti Devlet Bahçeli'nin şu anda yaptığı şey gibi geliyor. Yani zaten ve de ama olmazsa var. Fakat hani en uçta bunu söyleyebilecek yani buna itiraz doğru, etmesi gereken en uçta kişi bile bunu söylüyor ve meşrulaştırıyor işte, aslında. İşte ama bu aynı zamanda şu madalyonun iteki yüzünü de hatırlamamız lazım. Eğer Kürt siyaseti buna evet demezse o zaman günah bizden gitti deme hakkını da kendi eline almış oluyor Devlet Bahçeli şu anda. Onun için aslında konuşmayı mümkün mü kılıyor yoksa konuşmayı engellemek mi istiyor diye bir soru var. Çünkü böyle yaptığınız zaman PKK da böyle konuşursa o zaman gelsinler onlar da şunu şunu yapsınlar. Yoksa biz yoğuz derse o zaman konuşma yok demektir. Yani bu bir jest olarak, bir yol açma olarak hoş bir şey hani. Fakat konuşmayı ille teşvik edici bir ton değil bu. Ama bunu mesela bu öyle bir çağrı ki şu an söylediği şey Umut hakkından yararlansın. Biz mesela bu çağrıyı Devlet Bahçeli'den 15 dakika önce burada yapsaydık bizim hakkımızda terör propagandasından ceza davası açılabilirdi. Evet yani. Çünkü biz devlet. Yaptığı şeyin böyle bir tarafı var yani. Çünkü biz devlet değiliz. O devlet. Devlet yaptığı zaman onun bir kendiliğinden gelen bir meşruiyeti var. Hukukun üzerinde şu anda yaptığı şey. Hukukla denetlenemeyecek. Olağanüstü hal. Çünkü aslında devlet bu demektir zaten değil mi? Olağanüstü hale karar verendir diyor ya yani, Karl Schmitt. Ya egemen nedir? Egemen hukukun dışına çıktığı halde başına bir şey gelmeyendir. Peki, yani. Peki bu aynı.